Bloomberg, HT'nin Londra çıkartması var demiştik. Aslı Şafak Londra'da ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le özel röportajı başlıyor. Sözü Aslı'ya bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz Didem'e. Londra Bloomberg stüdyolarındayız. Akvaryumun hemen yanındayız. Bu dev platform bizim için hazırlandı. Bloomberg HT için hazırlandı ve Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun bir süreden sonra ilk kez bir medya kuruluşuna özel bir röportaj verdi. Türk medya kuruluşuna diyelim. Hoş geldiniz efendim. Sağ ol, ne güzel ederim. Sizi yeniden burada görmek. 5 yıl oldu mu? Herhalde oldu tahmin edersin. O zaman Dışişleri Bakanı iken Bloomberg televizyonda bir mülakata katılmıştım. Oldu epeyce, evet. Şimdi bugün tabii önemli bir gün aslında. Chatham House ödülünü, yılın devlet adamı ödülünü hem de kraliçenin elinden alacaksınız. Ben tabii bunu ilk duyduğumda hemen aklıma sizin öğrencilik, akademik yıllarınız geldi. O yıllarda 2 yılınız Londra ve Exeter'de geçti ve hem turist olarak hem öğrenci olarak Buckingham Sarayı'nın çevresinde o turladığınız dönemlerde hiç aklınıza gelir miydi? Yıllar geçecek, ben kraliçeye ev sahipliği yapacağım, bir de üstüne yetmedi ödül alacağım elinden diye. Kimse tabii geleceği bilemez. Yani geleceği bilemez. Her şey işte bir yani kader insanı herkesi bir tarafa götürüyor. Önemli olan o anda bulunduğunuz konumu en iyi şekilde değerlendirmek ve iyi işler yapmak, kalıcı işler yapmak. Arkanızdan güzel sözlerin söylenmesi, bu hangi pozisyon olursa olsun, nerede olursa olsun. Bunlar hepsi bir hatıratı, benim için biraz nostaljik de oldu çünkü. Bildiğim yerler, gördüğüm yerler... Onları şöyle tekrar bir görme imkanı oldu. Tabii bu büyük şehirler, tarihi şehirler çok fazla aslında değişmiyor. Ama değişiklik içeride dinamizm, yeni bir dinamizm oluyor. Görüntüde hiçbir şey değişmese de. Aslında bu değişiklikle ilgili bir gündemin önemli maddelerinden biri de AB ilerleme raporu, AB komisyonunun ilerleme raporu birkaç saat sonra açıklanmaya başlayacak. Türkiye saatiyle de galiba öğle saatlerinde artık konu Türkiye'ye gelmiş olacak. Basına sızdı bu önceden. İki tane önemli nokta var. Bunlardan biri sizin de çok iyi bildiğiniz ve aslında günlerdir konuştuğunuz Kıbrıs limanlar ve havaalanları konusu ki BBC'ye bir açıklamanız vardı. AB bizden jest beklemesin şeklindeydi. Peki bize sızan bilgiler doğrultusunda baktığımızda karşılıklı bir jest mümkün olabilir mi? Yani diyelim ki Avrupa Birliği dedi ki bir liman ve bir hava alanı aç, ben de karşılığında bir ya da birkaç ülkeden KKTC'ye uçuş başlatayım. Böyle bir jest olabilir mi? Konuşulabilir tabii, bütün bunlar konuşulabilir ama aslında en büyük jest şu, bir anda adadaki bütün ambargoları hepsini aynı anda kaldırmak. Yani Türkiye ki ambargo diye maksuz biraz genişleterek bu tabiri kullandım. Daha iyi anlaşılsın diye. Adada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türklere Rum kesimi ambargo uygularken Türkiye'nin limanlarını açması politik olarak doğru değil. Yoksa ekonomik olarak aslında limanlarının açılması bizim çok lehimize, Türk ekonomisi, Kıbrıs Rum ekonomisinden çok daha büyük, öyle değil mi? Evet. Yani bizim bundan korkacağımız, çekineceğimiz bir durum söz konusu değil. Tam tersine çok arzu da ederim doğrusu. Ertesi gün bütün büyük Türk şirketleri Kıbrıs'ı fethederler ekonomik olarak. Şimdi böyle bir durum varken niçin o zaman bunu yapmıyorsunuz derseniz orada bir politik sebep var. O da şu gayet açık. Oradaki adadaki Türklere bir ambargo devam ederken, onların üzerinde kısıtlamalar varken Türkiye'nin görmemezlikten gelip kendisi kısıtlamayı kaldırması Rum kesimine karşı politik olarak zor bir şey ve doğru olmayan bir şey. Ama çok doğru bir şey var. 2006 yılında aslında ben o zaman Dışişleri Bakanı iken bu teklifi yapmıştık. Adadaki bütün kısıtlamaları, bütün ambargoları, Türkiye'nin Kıbrıs'a, Kıbrıslıların Türklere, Kıbrıs Türklerinin varsa eğer Kıbrıs Rumlarına, bunların hepsini bir anda kaldıralım. Avrupa'nın adaya uyguladığı, Avrupa'nın Kıbrıs Türklerine uyguladığı ambargolar var, kısıtlamalar var. Bunların hepsini bir anda kaldıralım. Güzel bir şey değil mi? Bu Avrupa Birliği'nin ruhuna da çok uygun bir şey. Peki o zaman bunu aslında bu jest bize yetmez. Bunu jest olarak kabul etmiyoruz gibi bir çıkarımda bulunmak yanlış mı olacaktır? Yani tarifeli uçak bu seferi başlatmak çok yeterli biz. Değil açıkçası mi? Açıkçası bu jest lafına çok alışkınız, her zaman hep söylenir. Türkiye bir jest yapsa. Türkiye gerçekten büyük ülke olduğu için kendisine özgüveni vardır. Bir jest yapar Türkiye. Ondan sonra alınır cebe konur. Ondan sonra bir bakarsınız birkaç ay geçer. Türkiye yine bir jest yapsa Türkiye. Türkiye en büyük jesti aslında 2004 yılında yaptı biliyorsunuz. 2004 yılında adada ilk defa bir referandum uygulandı.
bu referandum aslında Anna'nın planı, o zamanki genel sektörün planı olarak biliniyordu ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin planıydı. Ve Avrupa Birliği güçlü bir şekilde bu planı destekledi adada. Hatta o zamanki genişlemeden sorumlu Verheugen çok büyük kampanya yapmak istedi. O bile engellendi. Sonunda Kıbrıs Rumları evet diyecek, Türkler hayır diyecek diye dünya buna inanmıştı uzun yıllar. Ama sonunda Türkler uzlaşmacılığını gösterdi. Evet dedi. Rum kesimi ve Rumlar hayır dedi. Ve Avrupa çok büyük tabii şok yaşadı o zaman. Hatırlıyorum ben Verheugen Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada dedi ki biz kandırıldık dedi. We have been cheated dedi. Hı hı. Biz kandırıldık dedi. Evet. Ondan sonra ne geçti? Ne oldu? İşte Kıbrıs Türklerine aynı uygulamalar devam ediyor. Onun için bu jest lafına Türkiye çok alışkın. Jest yapmayı tabii ki severiz. Ama eğer bir kıymeti harbiyesi olacaksa, bir değeri olacaksa bunu severiz. O zaman bu seferlerin başlatılacak olması teklifi çok da aslında bir jest olarak kabul edebileceğimiz bu durum değil gibi görünüyor şu an itibariyle, değil mi? Karşılığında çünkü iki haftadır bu hummalı pazarlık devam ediyor. Böyle bir sonuç çıkarırsak eğer. Şimdi herkes aslında Türkiye'nin bu konuda ne kadar çok çözüm yanlısı olduğunu bilir. Gerçekten bu işten kurtulmak lazım. Hep beraber kurtulmak lazım. Sadece Türkiye değil, Kıbrıslılar değil, Avrupa'da kurtulmalı. Çünkü Avrupa kendi ilkelerine aykırı olarak içine bir problem aldı. Biliyorsunuz bir ülke Avrupa Birliği'ne üye olmak için önce dahili meselelerini, iç meselelerini çözmesi, sınır meseleleri olmaması, komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olması gerekir. Ki Avrupa Birliği'nin içine herhangi bir politik problem taşınmasın. Bu konuda Avrupa Birliği bu ilkesini o zaman çiğnedi. Bugün biliyorum birçok üye bundan çok pişman. Çünkü bu konu sadece Türkiye ve Kıbrıs Türklerini ve hatta Kıbrıs bunların değil, bu konu yani Kıbrıs problemi bütün Avrupa'yı bazen esir alıyor. Avrupa'nın stratejik meselelerini bazen bloke ediyor. Hatta NATO işlerini zehirliyor. O açıdan bu işin bir barış, gerçek kalıcı bir çözümle neticelenmesini çok istiyoruz. Hatta sık sık söyleriz biz. Bunun da samimi arzumuzdur. Doğu Akdeniz'de Türkiye, Yunanistan iki garantör ülke ve ana yurt ve Kıbrıs'ın tamamı bir işbirliği alanı haline çevrilebilir. Neticede birbirimize benzeyen çok yanlarımız vardır. Kültürlerimizde olsun, aynı bölgenin insanları olarak çok iyi bir işbirliği olabilir. Ama bu Kıbrıs probleminin hakça, adaletçe bir daha problem çıkartmayacak şekilde çözülmesi gerekir. Peki efendim, ilerleme raporu, bugün açıklanacak ilerleme raporunda önemli bir başka madde de bu basın özgürlüğü. Siz aslında dün güzel haberi verdiniz Londra'da. Bununla ilgili kaygılarınızı Adalet Bakanı ile paylaştığınızı ve bu konuda bir yasal düzenlemeye gidilebileceğini. Bunun için seçim sonrasını mı beklemek gerekiyor? Hem anayasa değişikliği anlamında hem de bu düzenleme nasıl olabilir sizce? Yani bunun detayı ne olabilir? Burada şu açıklamayı da yaptım hatırlarsanız. Çünkü Avrupa'da böyle bir Türkiye imajı çıkmasını istemem. Türkiye'de ifade özgürlüğünün önünde bir engel yok. Açık ve dürüst konuşmak gerekir. İsteyen istediğini yazabilir, isteyen istediğini söyleyebilir ve bugün herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkesinde var olan özgürlük basın hürriyeti açısından Türkiye'de var. Bu konu şöyle, bazı gizli dokümanlar diye biliniyor, işte mahkeme safahatında açıklanmaması evet. gereken dosyalar açıklandı diye savcılar mevcut kanunlara göre işte soruşturma açıyorlar. Belki bazen çok aşırı gidiyorlar. Bu ciddi bir konu. Bazen okuyorum gazetelerde de işte okuduğum bir köşe yazarıyla ilgili bir bakıyorsunuz. O 10 yıl, 20 yıl, yani bazen birikmiş 30 yıl cezalar falan talep ediliyor. Bunlarla ilgili bir düzenlemenin yapılması lazım. Tabii anayasa ayrı bir konu. Anayasa büyük bir mesele. Anayasa artık belli ki seçimden sonra ele alınacak bir konu. Ama bu seçimin beklemesine gerek yok gibi. Seçimden önce bu değişiklik yapılabilir gibi bir... Yapılabilir de bu bir yasal düzenleme. Nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi açık. Şimdi anayasa değişikliği seçim sonrasını bekliyor. Evet, onunla ilgili tabii ki çok soru var ama bizi ilgilendiren en fazla konu da ekonomi. Çünkü seçimi bekleyen, bizden daha heyecanla bekleyen reyting kuruluşları var aslında. Onlardan gelen açıklamalar daha hala Türkiye yatırım yapılabilir ülke seviyesine Standard & Poor's ve Moody's tarafından iki basamak kalmış durumda. Bir tek Fitch tek bir basamak bıraktı. Ve gelen bütün haberler aslında, bütün sinyaller bu
not yükseltiminin Ocak ya da Şubat gibi olabileceğini, yani seçimden önce olabileceğini. Şimdi eğer Standard & Poor's ve Moody's bir kademe yükseltirse Türkiye'nin notunu, bir kademe kalıyor yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmesi için. İşte o noktada seçim harcamaları ve seçimin nasıl olacağı gündemde çok yer teşkil edecek. Türkiye ekonomisine bu açıdan baktığımızda, kredi derecelendirme kuruluşları algısı açısından baktığımızda ne görüyorsunuz? Ben onların Türkiye'yi çok yakın takip ettiğini biliyorum. Bazen şöyle yapıyorlar, bunlar çok tedbirli davranıyorlar, biraz bekliyorlar. Ama şunu da herkes biliyor ki, derecelendirilmesi iki kademe artan, üst üste iki kademe artan tek ülke Türkiye. Ve bütün bu büyük dünya krizi Türkiye'nin ne kadar sağlam olduğunu da gösterdi. Bankalarımızın hiçbiri iflas etmedi, hiçbirine bir kuruş bile yardım yapılmadı. Bankacılık sistemi hiçbir taviz vermedi. Bunun ötesinde makroekonomik göstergelerde iyileşmeler oluyorsa, bunlar kendiliğinden olmuyor tabii ki. Takip edilen ekonomi politikasına güvenden dolayı oluyor ve bunun neticesinde de zaten görüyorsunuz. Türkiye'nin risk primi eğer İtalya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den çok daha düşükse, bu Türkiye'nin geleceğine olan güveni gösteriyor. Diğer taraftan sıcak para akışı biliyorsunuz son aylarda, özellikle son haftalarda çok yoğunlaştı. Borsa aldı başını gidiyor. Türkiye yatırım yapılabilecek bir ülke aslında. Yani işte Avrupa'yı görüyorsunuz, Avrupa'da yaşamayanlar, Türkiye'de olup bitenler çok farkında değil. Geçen iki sene içerisinde Avrupa'da ne büyük acılar yaşandı. Hala işsizlik bazı ülkelerde Türkiye'den çok daha fazla. İnsanlar hayat tarzlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Ve gelecekte vaat etmesi zor. Çünkü çok eskimiş sistemler var. Türkiye'nin çok yaptığı doğru şey şu. Türkiye kısa beklentilerle hareket etmedi. Türkiye uzun vadeye odaklandı ve doğru işleri yapmaktan çekinmedi. Sosyal güvenlik tedbirleri falan hatırlarsanız bunlar şimdi Avrupa'da gündeme geliyor. Aslında G20'de konuşulan birçok tedbirleri Türkiye geçen 8 sene içerisinde dikkatli şekilde adım adım yapıyor. Şimdi bunları Türkiye eskiden işte IMF'in, Dünya Bankası'nın empozesiyle, zoruyla yapardı. Ama şimdi Türkiye bunları kendi programı olarak, kendi düşüncesi olarak, kendi sahiplenerek bu doğru işleri yapıyor. Önemli olan da bu. Siz programları sahipleniyorsanız bu demektir ki iradeniz var, doğru ve yanlışı görüyorsunuz ve gelecekte de öyle olacaksınız. Kredi kuruluşları eminim ki bunları en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Zaten piyasalar değerlendiriyor, görüyorsunuz. Diğer taraftan tabii ekonomiye bakıldığında bu İran'a yaptırımlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen baskılar var ki hep bunu söylüyoruz. Yani siz de çok kere açıkladınız. Bir taraftan ama geçen haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'deydi. Özellikle İran'a ticaret konusunda ciddi anlamda bir baskı söz konusu oldu Türkiye'ye. Bir de olayın diğer bir boyutu var. O da banka hesaplarının terörist tanımı altında öngördükleri Amerika'nın banka hesaplarının izlenmesiydi ki bankaların bazıları zaten bunu yapıyor. İsviçre bankaları da, Türkiye bankalarının bazıları da yapıyor. Ama diğer taraftan böyle bir baskıya Türkiye ne kadar direnebilir sizce? Siz nasıl görüyorsunuz? Şu anda evet direniyor görünüyor ama bunun bir faturası olur mu? Hayır, Türkiye her şeyi ilkesel bazda yapıyor. Yani ilkesel bazda yapıyor. Nedir bu ilkesel baz? Önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı bazı kısıtlamalar var, yaptırımlar var İran'a karşı. Bunlar bağlayıcı çünkü 7. çerçevesi içerisine aldığı için bağlayıcı kararlar. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e üye olan herkesin bunları uygulaması gerekir. Türkiye bunları uyguluyor. Bunun ötesinde bazı ülkelerin kendilerinin tek taraflı olarak aldıkları kararlar var. Bu da o ülkeleri bağlar açıkçası. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin veya başka ülkelerin tek taraflı aldıkları kararlar var. Bunlar bağlayıcı değil. Bu noktada şunu söylemek isterim. Türkiye İran'ın komşusu olan bir ülke. Türkiye'nin İran'la olan ticareti İran'ın ithalatı içerisinde en büyük değil. Türkiye İran'a ne satıyor ki? Aslında Türkiye gaz alıyor. Türkiye'nin dış ticaret hacmine bakarsanız Türkiye'nin İran'a sattığı çok fazla bir şey yok. Evet. Almanya, Fransa, İngiltere, diğer ülkeler İran'a esas mal satıyorlar. Yani İran'ın sanki dış ticaretine baktığınızda İran'a en çok malı satan, İran'ı besleyen Türkiye'ymiş gibi.
Bunlar Türkiye üzerinde psikolojik baskı. Şimdi bankacılık konusunda da şunu söylemek istiyorum. Türk bankacılık sistemi çok şeffaf. Yani Türk bankacılık sistemi çok şeffaf. Bankalarımız ne yapıyor, neyi transfer ediyor, hangi ülkeyle neler yapıyor, bunlar da gayet açık bir şekilde ortada. Yani Türk bankacılık sistemi üzerine hiç kimse bir nokta bile şüphe koyamaz. Şimdi efendim süremiz çok kısalmış, yönetmenim beni uyarıyor. Ama ben bu soruyu sormadan sizi buradan göndermek istemiyorum. Tamam. En başında 25-30 yıl evvel buralardayken aslında bu hayat sizi nerelere getiriyor? Şimdi geçmişten bugüne geldik. Bugünden geleceğe bir gidersek 2 yıl sonra bugün 2012'deyiz. 9 Kasım günü şu saatte. Abdullah Gül nerede ve isminin başında hangi sıfat var? Şimdi bugünü yaşıyoruz, bugünü biliyoruz. Geleceği bilemeyiz. Bakalım ne gösterecek. Belki de çok daha, çünkü çok fazla söylenti var bu konuda. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için de adınız geçiyor. Kimler söylüyor bilmiyorum ama bugün ben Cumhurbaşkanı olarak görmeye en iyi şekilde yapmakla meşgulüm. Peki efendim, çok teşekkürler. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz, bizimle beraber oldunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Çok teşekkürler. Evet, şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bloomberg HT'de bizimle beraberdi. Şimdi söz tekrar merkeze.